O kadar acayip bir algı var ki. Dolar neden yükseliyor? Soru işaretinin cevabı ile ilgili birçok tartışmalar yapılıyor ama net bir cevap yok. Bazen uluslararası bir müdahale olduğu söyleniyor bir taraf. Bir taraf ise doların yanlış ekonomik iktisadi kararlardan dolayı yükseldiği ifade ediliyor. Şimdi iş dünyasındaki bir isim olarak bu dolardaki yükselişin perde arkasında sizce neler var? Döviz cinsinden hem özel sektörün hem devletin borcu olduğu için dövize ihtiyaç var. Bu ihtiyaç olduğu müddetçe de insanlar bunu satın almak istiyorlar. Yani düşünün, benim döviz borcum var. Yurt dışından ithalat yapmışım, onu ödeyeceğim. Döviz satın almak zorundayım. Kurdaki artış sadece bununla da kalmıyor. İhtiyacı olanın dışında enflasyonla parasının değerinin yok olduğuna inanan insanlar dövize geçerek sanki enflasyona karşı kendilerini garantiye alma çabaları içerisinde bir kar topu yuvarlamaya başlıyor. Ve bu yuvarlandıkça da büyüyor maalesef. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben üreticiyim. Aldığım malın maliyeti %50 artıyor. Ama aynı malın tüketiciye giderken fiyatı %20 artıyor. Burada bir çelişki var. Dolayısıyla bundan da kaynaklanan sıkıntılar var. Ama sonuçta insanlarımız kendilerini güvence altına almak için daha güçlü olduğunu düşündüğü para birimine geçme durumunda hissediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şirketlerin ve insanların bankalarda dövizi var. 280 milyar. Bunun neredeyse 200 milyarı şahıslara ait. Yani enflasyonun olduğu ortamlarda toplumun dövize kayması gayet doğal. Uluslararası müdahale tartışmalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Yani burada açıklanan veriler de var. Zaten kimin ne, bakın 280 milyar dolar kayıt altında. Paranın nerede, kim alıp kim sattığını bugünkü teknolojiyle herkes, isteyen herkes bulup öğrenebilir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bir lise talebesi dahi ufacık karşılığıyla döviz alıyorsa buna bir tekrar bakmamız lazım. Bu sosyal de bir sorun olarak bakılabilir.